Yoyo -yo ile Bobo. Yardımlaşma. Yoyo -yo, yanına aldığı renkli kağıtlar, ip, yapıştırıcı ve çıtayla uçurtma yapmaya çalışıyordu. Bobo da ona yardım ediyor, uçurtmanın kuyruğunu yapmak için uğraşıyordu. Sonunda işleri bitmiş, rengarenk, güzel bir uçurtmaları olmuştu. Uçurtmalarını uçurmak için neşe içinde koşup çayırlığa doğru gittiler. Ne var ki çayırlıkta rüzgar yoktu. Uçurtmanın uçabilmesi için iyi bir rüzgar gerekiyordu. Yoyo -yo ile Bobo uçurtmalarını uçurmak için her yolu deniyorlardı. İpini sırayla tutuyorlar, koşarak uçurtmayı uçurmaya çalışıyorlardı. Ama uçurtmayı bir türlü havalandırıp uçurmaları mümkün olmuyordu. Yoyo -Yo ile Bobo koşuştururken yakındaki ağacın dalına konmuş kuşlar onların bu durumuna kahkahalar atarak gülüyorlar, onlarla alay ediyorlardı. Yoyo -Yo, uçurtmayla bir oraya bir buraya koşarken zaten iyice yorulmuş olan Bobo kuşların bu alaycı kahkahalarına öfkelendi. Onları bir güzel azarladı. Kuşlar Bobo'nun azarlamasını aldırmadan alaycı kahkahalarını sürdürdüler. İyice öfkelenen Bobo, yerden aldığı bir dal parçasını kuşlara doğru fırlattı. Neyse ki dal parçası kuşlara kadar ulaşamadı. Kuşlar zarar görmekten kurtuldu. Aynı ağacın başka bir dalında duran bilge baykuş tüm bu olanları görmüş ve endişelenmeye başlamıştı. Sonunda bilge baykuş uçarak hemen Bobo'nun yanına gitti. Ne yaptığının farkında mısın sen? O küçücük kuşlara zarar verebilirdin diye Bobo'yu uyardı. Sonra da küçük kuşların yanına giderek siz de onlara gülüp alay edeceğinize, uçurtmalarını uçurmalarına yardımcı olsanız daha iyi olmaz mı diye kuşlara çıkıştı kuşlar yaptıklarının doğru olmadığını anladılar. Kendi aralarında konuşup yerde duran uçurtmayı havalandırmaya karar verdiler. Hemen uçurtmanın yanına gelip minik gagalarıyla uçurtmanın kenarlarından tutarak hızla kanat çırpmaya başladılar. Yoyo -Yo ile Bobo'nun şaşkın bakışları karşısında uçurtmayı yukarıya doğru kaldırdılar. Ağır ağır da olsa kuşlar uçurtmayı yükseltmeyi başarıyorlardı. Yoyo -yo koşup uçurtmanın ipini tuttu. Kuşların gagalarında yeterince yukarılara çıkan uçurtma artık rüzgarla buluşmuştu. Rüzgar uçurtmayı hızla yükseklere doğru taşıdı. Uçurtma şimdi bir kartal gibi göklerde süzülüyordu. Yoyo ile -yo Bobo kuşlarla birlikte aynı anda ''Hey!'' diye sevinç çığlıkları atıyorlardı. Yoyo ile -yo Bobo yardımlarından dolayı kuşlara teşekkür etmeyi de unutmadılar. Yoyo, -yo, yanında getirdiği kurabiyelerden birini Bobo'ya, birini de parçalayarak kuşlara verdi. Bir kurabiyeyi de kendisi yedi. Kuşlar kurabiye parçalarını iştahla yerlerken bizimkiler de keyifle uçurtmalarını uçuruyorlardı. Herkes mutluydu.